Geçen videomuzda bildiğinizden daha farklı bir şekilde fonksiyonun tanımını yapmıştık. Fonksiyonun bir kümedeki bir elemanın başka bir kümenin elemanıyla eşleşmesi olduğunu öğrenmiştik. Diyelim ki bu ilk küme X kümesi. Bu kümeye tanım kümesi diyoruz. X kümesinin eşleneceği küme ise Y kümesi. Onun adı da değer kümesi. Fonksiyon X kümesindeki değerleri Y kümesindekilerle eşler. Bunu daha somut bir biçimde anlatacak olursam X kümesini bir muz sepeti, Y kümesini ise elma sepeti olarak düşünebilirsiniz ve her bir muzu elmalardan biriyle eşleştiriyoruz. Muzlardan her birini bir elmayla eşleştirmiş olmak bir fonksiyondur. Fonksiyonun tanımına ön yargılı bakışınız bu süreçte umarım birazcık da olsa kırılmıştır. Kafanızın karışmasına gerek yok. Bu konu düşündüğünüzden gerçekten daha basit. fx eşittir x karede x girdi, x kare ise x ile eşleşen çıktıdır. Bunları konuştuk. Konu bir kümenin elemanlarının başka bir kümeninkilerle eşleştirilmesi hakkında. Şimdi vektörlere gelelim. Vektörleri bir kümenin elemanları olarak düşünebiliriz değil mi? Mesela x vektörünün r üzeri n kümesinin bir elemanı olduğunu düşünelim. Öncelikle r üzeri n'in ne olduğunu hatırlayalım. R üzeri n'in tanımını ilk videolarımızda yapmıştık. R üzeri n kümesi sıralı n'lilerden oluşuyordu, öyle değil mi? x1 virgül, x2 virgül, xn gibi reel sayılardan oluşan sıralı n'lileri eleman kabul eden bir kümeydi. Yani kısaca, R üzeri n bir kümeydi diyebiliriz. Burada N harfinin kullanımı isteğe bağlı. Bu harfi kullanmak zorunda değilsiniz. M ya da mesela S harfini de kullanabilirsiniz. N sadece kaç tane sayımız olduğunu gösteren bir simge. R üzeri 5 de diyebiliriz. Bu durumda sıralı 5'lilerden bahsediyor oluruz sadece. X vektörü R üzeri N'in elemanıdır dediğimizde bu vektörün N tane bileşeni olduğunu anlarız. Şimdiye kadarki bütün vektörlerimiz sütun vektörleriydi öyle değil mi? Bunlar tüm bileşenlerinin reel sayılar olduğu sıralı bir listedir. Bu liste n tane bileşenden oluşan sıralı bir listedir. Yani x vektörü R üzeri n kümesinin bir elemanıdır. Şimdi buraya iki tane küme çizelim. Sol tarafa R üzeri n adında bir küme çizelim. Daha genel olsun diye sağ tarafa çizdiğim kümenin adını da R üzeri m koyalım. Buradakiler n bileşenli, bu taraftakiler ise n bileşenli çoklukları barındırıyor. Vektörlerin r üzeri n kümesinin elemanı olabileceğini söylemiştik. Mesela burada bir vektörümüz olabilir. r üzeri n kümesindeki bu x vektörünü diğer kümemizdeki y vektörü ile eşleştirebiliriz. Bu iki vektörün eşleştirilmesine bir fonksiyon adını verebiliriz. Bu eşleşmenin bir fonksiyon olduğunu kolayca anlayabiliriz. R üzeri N'den R üzeri M'ye. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İki kümenin arasındaki ok, iki kümenin elemanlarını eşleştirdiğimi gösteriyor. Bir kümenin elemanlarını başka bir kümenin elemanlarıyla eşleştiriyorum. Bunu muhtemelen bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Bu noktaya parmak basmak istedim çünkü biraz karışık göründüğünün farkındayım. Fonksiyonu yazmanın farklı bir yöntemini daha önce öğrendiniz f x'in kendisini karesiyle eşleştirmektedir değil mi bunu söylemiştik sembolik bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum sıradan bir ok çizdiğimde kümeler arasındaki ilişkiyi gösteriyorum eğer okun başladığı yerde buna benzer küçük bir çizgi çizdiysem bu ok fonksiyonun tanımını gösterir yani ilk kümedeki her x'i ikinci kümeden bir x ile ilişkilendireceğim anlamına gelir bu örnekte her x'i karesi ile eşleştirmiş oluyoruz. Bu konuda da bir fikriniz olsun istedim açıkçası. Asıl anlatmak istediğim şey ise vektörler kümelerin geçerli elemanlarıdır. Fonksiyonlar ise kümelerin elemanları arasındaki eşleştirmelerdir. Böylece vektörlerin de fonksiyonları olur. Geçen videoda vektör değerli fonksiyonlardan bahsederken bu konuya da değinmiştim. Görüntü kümemiz R üzeri M kümesinin alt kümesi ve M'nin değeri birden büyük. Evet. Bu durumda fonksiyonumuza vektör değerli fonksiyon diyoruz. Bu sadece gerçel sayılara yapılmış bir eşleştirme değil. Bu m adet gerçel sıralı elemana yapılmış bir eşleştirme. Şimdi size gerçek hayattaki vektörlerden bahsetmeye çalışacağım. Böylelikle konuyu daha kolay kavrayacağız. f x1 virgül x2 virgül x3 adı altında bir fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyon x1 artı 2 tane x2 ve 3 tane x3 koordinatlarına gitsin. Size henüz koordinatlardan bahsetmedim ama genelce bir bilgilerinizden ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Size gösterdiğim sembole dayanarak fonksiyonumuzun bu olduğunu varsayalım. F'nin tanım kümesi, R küp kümesi, F fonksiyonu, R küp kümesindeki değerleri, R kare kümesindeki başka değerlerle eşleştiriyor öyle değil mi? Bu küme sıralı ikililerden, bu küme ise sıralı üçlülerden oluşur. Bunu göstermek için farklı bir yöntem daha var. Vektör sembolüyle yazmak isteseydim, f'nin x1, x2 ve x3 isimli vektörleri bu iki bileşenli vektörlerle eşlediğini söylerdim. Evet, bu r karede ilk terimi x1 artı 2x2 ve İkinci terimi, 3 x 3 olan bir vektör olacak. Bununla biraz zaman geçirebiliriz. Bu fonksiyonun vektörlere neler yaptığını bir görelim. Mesela 1 virgül 1 virgül 1, 1 vektörünün değeri nedir? 1 artı 2 çarpı 1 yaptığım zaman 3 elde ediyorum. İkinci terimim ise bunun 3 katı oluyor yani 3 virgül 3. Şimdi bir diğerini yapalım. Eşleştirme konusu önemli bir konu. R küpte olan bir nokta hatta bir vektör. 2 4 1 vektörünün fonksiyon altındaki görüntüsü ne olacak ona bakalım. Bu da 2 artı 2 çarpı 4'e eşit oluyor. Yani bu 10, 2 artı 2 çarpı 4 ve evet sonra da 3 çarpı buradaki üçüncü terim. Yani 10 3 vektörünü elde ediyoruz. Peki, bunu nasıl gösterebiliriz? 3 boyutlu vektörleri ya da R küpteki vektörleri göstermek çok kolay sayılmaz. Yine de bunu deneyeceğiz tabii. Bunun x1, bunun da x2 ekseni olduğunu düşünelim. x3 ekseni de bu olsun. Buradaki sarı 1,1,1 1, 1, 1 vektörü şöyle gözükecek. Önce buraya, sonra şuraya, sonra da bir yukarı gittiğimi düşünelim. O zaman nokta tam burada olurdu. Eğer standart konumda çizmem gerekseydi, çizmeye orijinden başlardım ve vektörümüz işte böyle görünürdü. İkinci vektörümüz olan 2,4,1 ise. Şöyle gözükecek. 2 buralarda. 4 içinse bu yöne doğru giderdik. Bir defa da yukarı çıkardık. Sonuç olarak vektör böyle gözükürdü. Mantığını anladığınızı varsayıyorum. Esasen benim tanım kümemde olan bu iki vektörü çizdim. Tanım kümemiz r küp değil mi? Tam burada r küp. Fonksiyonumuzun bu vektörleri ne ile eşleştirdiğine bakalım şimdi. Yani değer kümemiz nedir? Değer kümemiz r kare. Yani bizim görüntüleyebilmemiz için çok daha kolay. Sadece buna benzer eksenler çizmemiz gerekiyor. Buna x1 ve buna da x2 diyelim. Sarı vektörümüzün f altındaki görüntüsü ne oluyor? 3 virgül 3 vektörü değil mi? Sarı renkte çizersem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eğer standart konumda çizersem vektör böyle gözükecek. Yani fonksiyonumuz R küpteki bu vektörü R karedeki bu vektöre eşleştirmiş oldu. Aynı şekilde eğer diğer vektörü alırsak 2,4,1 vektöründen 10,3 vektörüne gitmiş olacağız. 2,4,1'den 10,3'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u elde ediyoruz. Evet buna benzer gözükecek. Daha sonra 3 birim yukarı çıkacağız. Böylece bu şekli alacak. Fonksiyonumuza göre buradaki vektör şu vektörle eşleşecek. Fonksiyonumuza göre r küpteki vektör r karedeki bu vektörle eşleştirildi. Bu sadece terminolojinin bir anahtarı. Vektörlerin fonksiyonlarından bahsettiğimizde kullanmaya alıştığımız bir kelime vardır. Bu kelime dönüşümdür. Fonksiyonla tamamen Aynı şey. Kafanızı karıştırmak istemem. Eğer diferansiyel denklemler videosunu izlediyseniz dönüşümün mantığını kavramışsınızdır. Temelinde bu fonksiyonu bir tartışma konusu olarak ele alır. Şimdi ise lineerce bir dünyasını keşfediyoruz. Şu durumda dönüşüm sadece vektörler üzerinde bir fonksiyon işlemi. Biz onu vektörlere etki eden fonksiyon olarak kullanacağız. Dönüşümünde bir sembolü var tabii ki. Küçük harfle bir f yazmak yerine dönüşümü büyük harfle t olarak gösteriyoruz. Evet. Yine de sembol büyük harfle t olmak zorunda değil tabii ama t harfi diğerlerinden daha yaygın olarak kullanılıyor. Fonksiyonda insanların g ya da h kullanmayıp daha ziyade f kullanmalarıyla aynı durum yani. Lineerce bir dünyasında niye bunu kullandıkları ile ilgili bir fikrim var. Nedeni bir vektörün bir başka vektöre dönüştürüldüğünü vurgulamak değil mi? Yani bu vektörün diğer vektöre dönüştürüldüğünü görmek. Buna fonksiyon yerine dönüşüm adını vermelerinin sebebi bu olmalı. Aslına bakarsak çok da mantıklı. Özellikle de video oyunu programlanması gibi işlerle uğraşıyorsanız dönüşümle ilgili başladığımız şeylerin çoğu video oyunu programlamanın anahtarıdır. Sanki bir görüntüyü bir başkasına dönüştürüyormuşuz gibi. Tabi eğer e, onu bir açıyla veya yapmak istediğimiz neyse onunla görüntülüyorsak bu konuyla ilgili ileride daha çok konuşacağız sadece size bu sembolü tanıtmak istedim bütün bu durumlarda f'lerle t'lerin yerini değiştirebilirim dönüşüm hakkında tanımlar da yapabiliriz bu sembole alışmanız için çabalıyorum açıkçası dönüşümü de benzer şekilde tanımlayabilirim r küpten r kareye olan dönüşüm veya x1 virgül x2 ve x3'ün dönüşümünün x1 artı 2x2 virgül 3x3 ikilisine eşit olduğunu düşünebiliriz. Aynı biçimde tanımladığım için sadece bir t işareti koymamız yeterli. 1 virgül 1 virgül 1, 1 vektörünün dönüşümünün 3 virgül 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz mesela. F'lerle T'lerin yerini değiştirmemin sebebini açıklamak istiyorum. Bunları yapıyorum çünkü kafanızın karışmasını istemiyorum. Bu işareti lineer cebir kitaplarınızda bolca göreceksiniz. Aynı zamanda lineer cebir problemlerinde de rastlayacaksınız. T harfini gördüğünüzde bunu daha önce hiç görmemiştim diye düşünmeyin. Bu fonksiyon kavramıyla tamamen aynı. Yani bu bir fonksiyon. Bir sonraki videoda doğrusal dönüşümden bahsedeceğim. Bu da doğrusal fonksiyonlarla aynı şey. Sıradaki videoda bunu daha açık bir şekilde tanımlayacağım. Umarım bu videoyu izlerken en azından fonksiyonları vektörler üzerine uygulamayı öğrenmişsinizdir ve umarım lineerce bir dünyasında bunlara verdiğimiz adı kavrayabilmişsinizdir. Yani dönüşüm kavramını. Eğer verdiğim görsel örnekler dönüşümü kavramanıza yardımcı olabildiyse sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.